Evet sevgili seyircilerimiz, tabii Bülbül Bey Türbesi'ni ekranınıza getirdik. Ancak son bölümü çok ilginçti. Biliyorsunuz böyle türbe yanındaki ağaçlara, çalılara iplik bağlamak batıl inanç. Orada da söyledim ya, Cenab-ı Allah'tan isteyin, dileyin, dua edin, mutlaka verecektir. Çünkü bütün inanan insanlar bilir, eğer Allah'ın yanında gerçekten sevilen bir kulsanız, duanız asla geri dönmez. Çünkü bunu biz yaşadık, dua ettik, diledik ve oldu. Sizler de Cenab-ı Allah'tan isteyin, duayla isteyin. Sadece Cenab-ı Allah'a elinizi açtığınızda, yalvardığınızda dilekleriniz ve istekleriniz kabul olacaktır. Öyle ağaçlara bez bağlamayla dilekler kabul olsaydı, hiç sorun olmayan, derdi olmayan insanlar girit atardı, herkes mutlu ve huzurlu yaşardı. Onun için bu batıl inanca inanmayın ve öyle uzaklardan da ta köylerden, kasabalardan da aman Bildur Bey türbesinin yanında bir ağaç var, ona bağladığı zaman dilek tutuluyormuş, işte sınıfı geçmeyenler sınıfını geçiyormuş, zeki olmayanlar zeki olmuyor, bırakın Allah aşkına ve Cenab-ı Allah isteğini verir. Bu arada Bildur Bey türbesine gereken ilginin, gereken şefkatin diyelim, gerçekten şefkat bekleyen bir yer. Diyeceksiniz ki şefkat nereden çıktı Kerim Bey? Şefkati anne çocuğuna gösterir. İyi ya işte. Onlar bir annenin çocuğuna verebileceği şefkatten muhtaçlar ve o hazin görüntülerde kurtarın. Ben hatta oraları denetlerken, bakarken, incelerken acaba dedim şimdi uyanmayanlar, o koltuğunda oturup da bu tekkelere, türbelere, zaviyelerle ilgilenmeyenler, hop sen ne yapıyorsun? 213. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nun kapsamına giren bir yerin taşını, toprağını kaldırıyorsun. Seni savcılar seveceğiz derse ne yaparız diye düşündüm ama baktım onlar da o yürekte yok. Onlar zaten vurdum duymaz. Sen dedim çek görüntüleri, bir göster bakayım onların gözünün içine kalk. Belki utanırlar dedim. Ve yine ithaf ediyorum onlara. Utanırlarsa büyüklük ederler. Utanmazlarsa söyleyecek sözüm yok. Adamlarda yüz yok o zaman. Sevgili seyircilerimiz, gerçekten Çankırı'daki bütün insanlar, ÇTV'yi seyredenler, ÇTV'yi izleyenler ve bizim programlarımızı kaçırmayanlar hep bize telefonlarla Kerim Bey, bu tekkelerin, türbelerin ayağa kalkacağı yoktu, Allah razı olsun ÇTV'den dediler. Yetkilileri uyaramadınız ama vatandaşlar uyandı. Vatandaşlar kalktı ayağa, 2-3 tane türbemizi vatandaş yaptı dedi. Yeri geldi. Atatürk İlköğretim'in okulunun yanındaki Sarıova Türbesi'ni mahalleli çocuklarla birlikte temizledik. Sonra bu görüntüle ithaf ettik. Arkasından birileri acımış olacak ki kalktı orayı önerdi. Şimdi güllük gülistanlık oldu. Öyle değil mi? Veledi Türbesi öyle oldu. Bir de şu Bildur Bey Türbesi'yle Taş Mescidi bir kurtarabilsek gerçekten büyük işler yapmış olacağız. Tabii burada herkese görev düşüyor. Hani yine gelecek siyasetçiler, hani ufak tefek işler için Ankara'ya apar topar koşturan, tayin nakil işler için gününü bir gününü harcayan insanlar, ufak tefek işler için, sevmediği insanların tayinini çıkartmak için telefon yağdıranlar, bir de şu türbelere ayırsalar, onlara ayırdıkları zamanın üçte birini, bu türbeler güllük gülistanlık olur. Ve orada yatan insanlar, ecdatlarımız da kemikleri sızlamaz. Bunu yapana da yaptırana da bu Çankırı'daki yaşayan insanlar o kadar gaddar değil. Beddua etmezler, korkmasınlar. Yatar kalkar yanından geçtikçe dua ederler. Bu insanların duasını almak da o kadar zor değil. Hadi kolları sıvayın. Şu Taş Mescid'de şu Bildur Bey Türbesi'ni bir kurtaralım. Ondan sonra bakın ters giden işleriniz nasıl düz gidiyor. Bu insanların dualarını almak o kadar da zor değil. Ama beddualarını almak o hiç zor değil. Onun için kalkın ayağa, şimdi bir an önce onarın. Telefonlarımız susmuyor. Yaşlı teyzelerimiz, ebelerimiz, dedelerimiz yolda çevirdikçe sarılıyorlar bana. Kerim Bey oğlum Allah aşkına bir de şunu dile getir diyorlar. Hep bunu getirdin. Allah senden razı olsun. Türbelerin bir kısmı onarıldı diyorlar. Onların dualarını almak da güzel şey. Bırakın biraz da siz dua alın Allah aşkına. Uyumayı bırakın, kalkın. Ben sadece
Belki yaş itibariyle o uyuyanlardan küçük olabilir. Benim abilerim, amcalarım yaşında olabilirler. Onlara hürmet duyuyorum, saygı duyuyorum. Yeri geldiğinde önümü iliklerim. Kendilerine saygı duyarım, sevgi duyarım. Ama böyle uyumalarına da kusura bakmasınlar. Müsamaha göstermem. Buradan da ağzıma geleni taş gibi söylerim. Sevgili seyircilerimiz, taş gibi dedik de ÇTV ekip arkadaşlarımızla, yayın kadromuzla bir şeyin üzerine gitti mi tam gittik. Ve hiçbir şeyi yarım bırakmadık. Ha, yarım kalan işler oldu. Bizim görevimiz belli bir yere kadar. Belli bir yerden sonra işe emniyet, savcılık el atınca biz görevimizi yapıyoruz. Gönül rahatlığıyla geri dönüyoruz. Geçtiğimiz aylarda sizlerin ekranlarınıza şimdiye kadar kimsenin duymadığı, hiç de tahmin etmediği olaylar ekrana getirdik. Bunlardan bir tanesi de Çankırı'daki vurgunculardı. Çankırı'daki vatandaşların mutfağına kadar girenlerdi. Onların cebine elini sokanlardı, onlara tokat atanlardı. Bakkala gidiyorsunuz, o mu alıyorsunuz? Sahte. Yağ alıyorsunuz, sahte. Planda kalacaksınız, saçınızı yıkayacaksınız. Kepekleşiyor, sahte. İçinden Arap sapını çıkıyor. Sonra işin içine haber peşindeki bir girince bu uyanıklar, bu sahtekarlar tozu dumana katıp ortalığı kaçıyorlar. Peşini bırakır mıyız? Kovaladık sonuna kadar. Ama gelin görün ki taşın altından Çankırı'da hatırı sayılır biri çıkınca dedik ki bunu bir daha yapma. Gazeteciliğinde bir yanı da bu. Önce tembih edersin, sonra tekerrür ederse canını okursun. Tembih ettin, tembihini tutuyorsa onu açıklamazsın. Olur mu Kerim Bey öyle? Olacak o kadar da. Çoluğu çocuğu varsa, pişman olmuşsa, denize düştüm yılana sarılım derse, hele iki damla da gözyaşı dökerse, bizde de yürek var, bizde de vicdan var, biz de insanız. Affetmeyelim mi? Cenab-ı Allah bütün günahları affetmiyor mu? Biz de onun kullarıyız. Biz de affetmek zorundayız. Affettik. Ama Çankırı'daki sahte mamulleri de temizledik. Temizledik ama gelin görün gelecek haftalarda ekranınıza yepyeni bir konuyu getireceğim. Diyeceksiniz. Belki de parmağınızı ısıracaksınız. Her şeyin sahtesini bu uyanıklar piyasaya sürmüşler. Artık bu sahtecilik bir sektör haline gelmiş. Yani elinizi neye atsanız acaba bu sahte mi diye düşünmek zorundasınız. Ben sizin ekranınıza bir ara getirmiştim ya, yağları, omaları, çayları. Gelin bakın bu sahteciler bize neler yapmış. Bir daha uyarayım, ondan sonra da arkasına bir iki daha bilgi vereceğim. Bu sahtecilere, bu uyanıklara dur diyeceğiz. Para öyle kolay kolay kazanılmıyor. Alın teri öyle uyanıklara da kaptırılacak gibi değil. İnsanın vicdanı sızlıyor. Benim sizin adınıza çok vicdanım sızlıyor. Bu uyanıkların peşini de bırakmayacağız. Gerçek omayı ayırt etmek için sahte omasının kartonunun yüzünün daha parlak olduğuna bakacaksınız. Bir de ambalajının iyi yapılıp yapılmadığına bakacaksınız. Gerçek omada bu gerçek oma. Oldukça şu andaki yıllarınızı görüyorsunuz. Ben de buradan monitörden görüyorum. Oldukça parlak. Zaten ışıltısını görüyorsunuz. Bakın bu da sahtesi. Sahtesinde hiçbir parlama görüyor musunuz? Oldukça mat. Ve renkleri de bir hayli açık. Bu gördüğünüz renkler de sahte omada çok açık. Diğer gerçek omada ise çok koyu ve parlak. Üstelik yine aynı aplem bunda mevcut. Bu omada salladığınızda omanın sesini duyuyorsunuz. Ancak bu tıka basa dolu ve ambalajı yapılmadığı için de böyle dökülüyor. Hiçbir yerde açık değil. Ambalajı kötü. Yine bu sahte omayı anlayabilmek için de önce renklerinin canlılığına bakacaksınız. Kartonun parlaklığına bakacaksınız. Eğer kartonu parlaksa ve mat değilse, renkleri soluk değilse ve elinize alıp salladığınızda ambalajı güzelse ve sağından sonra açılmamış böyle dökülmüyorsa o omo sahte değil. Dökülüyorsa bu omo sahte.